İzmir'in Ege'den Türkiye ve dünyaya açılan tek televizyonu TR35 ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Profesör Doktor Sayın Kamil Okyay Sındır. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Her vekile başkanım denmez ama sizin başkanlık geçmişiniz evet. olduğundan sebeple olsa gerek. Başkanım evet. daha bir böyle kaldı üzerinizde. Sağ olasın. O yüzden başkanım demek bana böyle daha bir sıcak geldi. Yani tabii insan nasıl hissediyor, nasıl görüyorsa evet. öyle hitap eder. Kimisi de bana hocam diyor. Üniversiteden evet. tanıyan ya da evet. o yıllardan bilenler böyle değişik. Yani. Başkanım şimdi hepsi benim için onur vesilesi. Sondan başlamak istiyorum. Siz bir süredir hem ülke ziyaretlerinde bulunuyorsunuz Cumhuriyet Halk evet. Partisi İzmir Milletvekili olarak hem de seçim bölgenizde ve İzmir'de ziyaretlerde bulunuyorsunuz. En son sanıyorum Kemalpaşa'daydınız. Evet. Ali Ağa'ya da gittiniz galiba ama gittim. Bir öncesindeki ziyaretten devam etmek istiyorum. Çünkü Kemalpaşa'da kiraz üreticileriyle bir araya geldiniz evet. ve oradaki ben bültenden okuduğum kadarıyla maliyeti 10-12 lira olan kirazın neredeyse maliyetinin altında fiyatlara satıldığını, aslında tarımsal üretim anlamında birçok kalemin de maliyetin çok altında satıldığını görüyoruz. Bu anlamda çiftçinin yoksullaştığını ve üretimden koptuğunu biz izliyoruz, seyrediyoruz. Şöyle başlamak istiyorum. Hükümet nerede yanlış yapıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu politikalarda neler izlenecek? Bununla başlamak istiyorum. Güzel, nerede yanlış yapıyor sorusu benim aklıma bir fıkra geldi, onu söyleyeyim. Evet, buyurun. Temel işte yeni bir bilgisayar daha dünyada ilk defa icat edilmiş. Temel de işte elçi olarak orada demişler ne soruyorsan yanıt veriyor. Öyle mi demiş, gitmiş ne var ne yok demiş. Başlamış çalışmaya dumanlar çıkmış, iflas etmiş. Şimdi doğru yanlış ne yapılıyor diye söylemek yerine aslında ne doğru yapılıyor demek daha kolay. Onu bulmak belki biraz zor olacak. Türkiye'de, Türkiye tarımında yani bu kadar yıl hayatımı tarım sektörüne adamış birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üzülerek ve rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Yani bir bilim aydın insan bakışıyla karakteriyle yani nesnel olmak adına ben tarımda bir politik olduğunu görmüyorum. Tarımın doğru yönetilme çabasını da görmüyorum. Kendi halinde yuvarlanan böyle günü kurtaran bir takım siyasi şeylerle, kararlarla, popülist kararlarla tarım sektörü bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor. Yani bir yerde bir ses yükselirse o sesi kısmaya yönelik hemen bir takım önlemler almaya çalışıyor. Bir irade yok. Aslında sektörün bir genel bir vizyonu ve iradesi olması lazım. Yani bir o vizyona yönelik bir iradenin olması lazım. Nedir o? Ben Türkiye tarımını dünyanın ilk üç arasında ama toplam işte gayri safi hasıla falan değil, verimlilik anlamında, birim alandan elde edilen ürün miktarı evet. ve değeri anlamında. Ne anlamda? Kalite anlamında. Dünyanın en kaliteli ürünlerini ben üretirim. Ne anlamda? İşte girdisi ve yani karlılığı en yüksek üretim Türkiye'de yapılıyor anlamında. Ne anlamda? Sağlıklı, güvenli, tüketicinin sağlığını ve onun beslenme kaygısını ortadan kaldıracak bir üretim deseni ve üretim modeliyle bunu yapacağım demek anlamında. Ne anlamında? Kırda, kır yaşamının, çiftçinin refahı, sosyal adalet çerçevesinde ve kır yaşamının o doğayla iç içe, çevreyi koruyan, kollayan bir anlayışla dünyaya örnek bir tarımsal üretim modelini bir vizyon olarak koyman lazım. Yani ama bakıyorsunuz bu yok. Tam tersine işte dediğim gibi yani bir takım lobiler işte etkiler yaratıyor, işte bir karar aldırıyorlar, alınan karar yanlış sonuçlar doğuruyor. Bugüne kadar hep böyle oldu. Tarımda girdi maliyetleri çok yüksek. İlacı, tohumu, gübresi, yani ithal diyoruz o nedenle yüksek falan. İthal etmeyelim o zaman, biz kendimiz bunu niye yapmıyoruz?
Yani bir Avrupalı çiftçinin, bir Amerikan çiftçisinin 2 misli, 3 misli benim çiftçim satın alma gücü paritesine de bakarak para ödüyor. 2-3 misli. Ürününü, yani tarım öyle bir sektör ki, öyle bir üretim yöntemi ki, yani üstü açık fabrika. Evet. Yani kontrollü koşullardan bahsetmiyorum, seracılık veya kapalı hayvan işletmeciliğinden, ama üstü açık fabrika. Bir kar yağıyor, bir dolu yağıyor, bir don oluyor, bir sel oluyor, mahsulü götürüyor. Yani tam ekim yapıyorsunuz, dediğim gibi bir sel alıyor götürüyor, hadi bozuk tarlayı yeniden yapacaksınız falan, çok zahmetli. Ne oluyor işte, yabancı otlar, onlarla mücadele etmeniz lazım, onlar sizin rakibiniz. Yani yabancı otlar, zararlılar, evet, hastalıklar sizin aslında insanın rakibidir kültürel tarım üretimde. Evet. Her türlü yabancı ot, zararlı hastalık insanın, çünkü senin onunla beslenme kaynağını onlar tüketiyorlar. Evet. Onların da hakkı var. Tabii zararlı demek, hep ona da karşı çıkmışımdır hayatım boyunca. Niye, evet, zararlı olsun ki? O da bir canlı. Evet. O da yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Onun da bir fonksiyonu var. O, yani tabii o monokültür tarımlarda, yani ve çeşide ve işte o hibrit vesaire gibi birçok nedene bağlı olarak istenmeyen bir takım bitkiler, hastalıklar, zararlar ortaya çıkabiliyor. Neyse, ya onunla mücadele etmek zorundasınız. İlaç, şimdi aynı bitkiyi sürekli üreterek toprak verimliliği, toprak besin elementleri sürekli eksiliyor. Onu ikame etmek, onun yerine koymak zorundasınız. Gübrelemek durumunda kalıyorsunuz. Bunların olmadığı bir tarımsal üretim yöntemi mümkün mü? Mümkün. Yani böyle münavebeli, toprağa sadece sömüren değil, toprağa geri dönüşümle besin maddesi de katan kültürlerin ve belli bir münavebede polikültürel bir tarımsal yönetim biçimiyle o da mümkün aslında. Yani farklı desenler kullanılabilir. Yani aynı ürünün defalarca kere ekilmesinden yani ziyade. Yani şu masaya komple her yıl pamuk üretirseniz, o pamuk bitkisi bu toprakta hep aynı besini, azot, fosfor, potasyum, iz elementler, mikro elementler alacak. Toprağa sömürecek ve toprak fakirleşecek. Sen karşılığında o toprağa sürekli gübre vermek, sürekli toprağı zenginleştirmek için mücadele vermek zorundasın. Aynı yerde çok büyük bir alanda sürekli pamuk üretmek demek, o kadar büyük alanda hastalıkların da çok yaygın bir epidemi gibi, hani pandemi diyoruz küresel, epidemi de daha yerel bölgesel bir hastalık yayılımı. Öyle bir hastalık zararlı yayılımına neden olursunuz. Neyse, yani bunların hepsini önlemek mümkün. Yani münavebeyi uygulamak, polikültür tarımı teşvik etmek, üretimi planlamak. Türkiye tarımında bunlar yok. Girdi maliyetleri çok yüksek. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi kiraza geleceğiz herhalde. Evet. Yani bir çiftçi tarlasında bir hastalıkla karşı karşıya kaldığında, ya bu yıl kuraklık var, verimim düşük olacak, ben bu hastalığa az ilaç atayım diyemez. İlaç neyse onu atmak zorunda. Evet. Ya da yani sulama yapacaksa sulama yapmak zorunda. Ne bileyim, gübre uygulayacaksa gübreyi, yani verim az olacak, çok olacak artık, maliyetten onu bilemez. Kısamıyor yani. Maliyetten kısamazsın. Evet. Dolayısıyla üründe verim düşük olursa da o maliyetin karşılığında o verimi, o üretimi zararına yapmış olursun. Evet. Böyle bir tuhaf bir durum yani tarımsal üretim. Ya o kadar büyük risk ve belirsizlik altında, üstü açık fabrika diyorum o yüzden zaten, üretim yapıyorsunuz. Sezon sonunda ürününüzü satacaksınız. Bütün sezon içerisinde ilacınızı krediyle almışsınız, borçlu almışsınız, tohumunuzu öyle, gübrenizi öyle, mazotunuzu veresiye almışsınız akaryakıt istasyonundan. Su parası bekliyor kooperatif veya sulama birliği, sulama kooperatifi veya sulama birliği. Çalıştırdığınız elektrik işi, varsa, evet, kullandıysanız basınçlı su, kapalı sistem sulama falan, onun elektrik giderleri için fatura ödenmesini bekliyor. Tabii bütün aile içi ihtiyaçlarınızı bir kenara koyuyorum. Yani onlar ayrı. Evet. Bizde çünkü küçük çiftçilik normal aile işletmeciliği. Evet. Normalde o üretim yapan çiftçinin sadece tarladaki maliyeti değil, ailesinde geçindirme maliyetleri var. Onu da zaten yani krediyle, işte bulduğuyla yetinmeye çalışan bir durumda. Ürünü pazara sunmak istediğinizde bakıyorsunuz fiyatlar
maliyetini bile karşılamıyor. E ne yapacaksınız? Bir yıl yaparsınız, iki yıl kredi borçları birikir. Ondan sonra iflas edersiniz. Tarlanızı, marlanızı da bırakır. Şehre gider, bir asgari ücretim olsun da çocuğumu, çoluğumu, çocuğumun geçimini sağlayayım, onların geleceğini güvence altına alayım. Onlar yetişsin, hiç olmazsa bu işte yaşadığımız bu çilekeş üretimden kurtarsınlar kendilerini, başka işle uğraşsınlar falan. Tarımdan böyle bir kopuş, böyle bir soğuma, böyle bir uzaklaşma yaşanıyor. Bunun müsebbibi çiftçi mi? Değil. Biz miyiz? Değil. Bunun müsebbibi ülkeyi yöneten, tarımı, sektörü, bu politikasızlığı uygulayan hükümetin ta kendisi. Yani düşünsenize, bir ülkede bir tarım bakanı kalkıp paramız var ki ithal ediyoruz, ne var bunda diyebiliyorsa. Evet. Maalesef. Bunun anlamı nedir? Paramız var ki ithal ediyoruz. O zaman paramız var ki ithal ediyorsak çiftçiye ne gerek var demektir bunun anlamı. Bir başka üretime şeyde ne gerek var? Yani biz parayla nasıl olsa alıyoruz, üretmeyelim. Yani. Bir başka şey de başkanım, hani hayvancılıkta olsun ya da tarımsal üretimde olsun, kazanmıyorsa niye yapıyorlar şeklinde bir beyanat var. Tabii şunu ilgili... dedi. Yani evet. Çiftçi dedi çok çok çalışır, az az kazanır. İşin doğası da bu var dedi. Böyle bir şey olur mu ya? Yani senin yani kazançta adaletsizliği kabullenmiş bir tarım bakanı. Sen çok çalışacaksın, az kazanmaya da eyvallah diyeceksin. Ben dün yerel bir kanalda Kiraz Çayazlı Köyü'nden bir çiftçinin anlattıklarını dinledim. Çok hoşuma gitti, bir benzetme yaptı orada. Sizinle de paylaşmak isterim. Çiftçi diyor ki, bizim şu anda madem kazanmıyor, niye bu işi hala devam ediyor diyenlere şunu söylemek istiyorum diyor. Yani cezaevine giren insan af çıkacak diye girer, çıkar gider af çıkmaz. Askere giden insan askerlik kısalacak diye girer, askerliği biter, askerlik kısalmaz. Bizimkisi de o hesap. Biz de çiftçiliği ha düzelecek, ha düzelecek diye belimiz bükülüyor. Ve orada şöyle bir şey söyledi. Ben Tarım Bakanı'ndan daha akıllıyım dedi bu çiftçi. Yani ben o zaman dedim ki bu röportajın tamamı bu cümlede gizli. İnanılmaz enteresan, sizin de bahsettiğiniz gelişmeler yaşanıyor tarımda. Birçok alanda yaşanıyor ama şu an tarımı maalesef konuştuğumuz için. Yani maalesef Türkiye tarımında bu bugünkü siyasal iktidarın 19 yıllık iktidar döneminde başından bugüne tarım alanları zaten 36 milyon dönüm. Rakam yanlış değil. Yani böyle özenle söylüyorum. 36 milyon dönüm tarım arazisi. Ekilir dikilir arazi. Öyle şey değil. Kayalık taşlık arazi değil. Bildiğimiz ekilir, dikilir, tarımsal üretim yapılabilir tarım arazisi. 36 milyon dönüm. 3.6 milyon hektar tarım arazisi şu anda ekilmiyor, dikilmiyor. Tarımdan kopmuş durumda. Evet. Ya boş, ya üzerinde endüstri sanayi bölgesi var, ya üzerinde konut alanları var, ya üzerinde madencilik yapıyor. Ama büyük oranda boş. Şimdi bu soruyu hazırlarken siz de başta söylediniz de ben de cevabı şöyle düşünüyordum. Neyi doğru yapıyorlar ki şeklinde, zaten benzer bir cevap aldım. beklediğim bir cevaptı. Ama şimdi 15 lira yani kilosuna 15 lira masraf edilen, yani üretim için maliyeti 15 lirayı bulan kirazın 10 liradan satılması, 10 liradan hatta 8 liraya bile satıldığını duydum. Buradan satılması ve bunu aslında vatandaşın da bunu marketten 30 liraya almasının enteresanlığı karşısında. O zaman biz şöyle söyleyelim, yanlışları söyledik. Biz ne yapmalıyız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmalı ki bu üretici 15 liraya mal ettiği ürünü markette 30 liraya görüp ağlamasın? Çünkü kendisi 10 liraya sattı. Evet. Şimdi yani tabii söylenecek çok şey var. Biz şunu söylüyoruz. Bir kere çiftçinin 150 milyar lira sadece kamu ve özel bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifine kredi borcu var. Evet, borcu var. 150 milyar lira. Bunun yaklaşık 140 milyar lirası kamu ve özel bankalara. Büyük oranda da kamu bankaları. 10 milyar liraya yakın da Tarım Kredi Kooperatiflerine. Ve toplamda yaklaşık hem tarım kredi hem de bankalara olan kredi borcunun yaklaşık 10 milyar liraya yakın kısmı da takipte. İcraya intikal etmiş. Haciz bekleyen kredi borçlu. Traktörü gözetliyorlar. Şimdi burada şey yok yalnız. Bu sadece kayıtlı, resmi kayıtlı borçlar bunlar. Hmm. Bir de
siz çiftçisiniz. Vatandaşa borcu var. Komşudan, evet. Komşudan borcu ya da akrabanızdan ya bana bu yıl biraz şey ver, para ver de şu ilacımı alayım, sana ben hasatta veririm dediği. Evet. Ürününü sözleşmeli tarım yapmadığı halde mecbur kalıp mahsulünü hasat sonrası birine verme sözü verip bir fiyattan parasını önceden peşin alıp para borçlanmak, evet, mahsup etmek, daha sonra akaryakıtı gidip veresiye almak mazotunu gibi borçları da sayarsanız 150 milyon, 200 milyon üzerinde toplam çiftçinin borcu var. Evet. Şimdi çiftçiyi biz borç yükünden kurtaracağız diyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Bir kere kredi faizlerini, borç faizlerini sıfırlayacağız. Borcun da yapılandırmasını sağlayacağız ve çiftçinin üretim yapıp üretimden para kazanır hale en azından faiz yükünden bir kere rahat nefes alacak. Girdi maliyetlerini destekleme kredileriyle düşürerek üretim yapacağız. Tabii girdi üretimini teşvik etmek vesaire o ayrı mesele. Yani pazarı, piyasayı kontrol edeceğiz, regüle edeceğiz. Çiftçi sahipsiz kalmayacak. Ürününü hasat ettiğinde o ürünün çiftçinin arkasında devletini hissedecek. Örgütlenmeyi teşvik edeceğiz diyoruz. Kooperatifleşmeyi ve üretici örgütlenmesini. Birlikten, evet, kuvvet doğar. Yani kooperatifleşmenin temel ilkesi de budur. Onun dışında piyasalarda piyasa denetimi, piyasa gözetimi ve piyasaların regülasyonu devlet tarafından yapıldığı sürece alıcılar, yani o ürünü alanların işte top koşturduğu bir yer olmayacak pazar. Çiftçinin de haklarının korunduğu, karşılıklı menfaat çerçevesinde üreticiyi de koruyan, alıcı ve tüccarı da haklarını koruyan ama tüketicinin de daha ucuz, daha sağlıklı, daha güvenli tarım ürünleriyle buluşmasını sağlayan bir modeli kurgulamak çok zor bir şey değil. Gıda şunu da söyleyeyim, son bitireyim de sonra sorunuzu sorayım. Tarımda destekleme politikasını doğru uygulayacağız. Evet. Tarımsal üretim destekleme politikasını. Öyle işte yani lütufkar bir şekilde işte 22 milyar lira helali hoş olsun, yani lütuf yapar verir gibi böyle bir şey değil. Hayır. Tarım kanunu diyor ki, kanun 21. maddesi, tarıma verilecek destekleme miktarı gayri safi hasılanın, yani milli gelirin %1'inden az olamaz diyor. Bugün gayri safi hasılanın %1'i yaklaşık 54 milyar lira bir para yapar. Ama verilen destek 22 milyar, 24 diyorlar en son. Aslında bütçeye gelen 22 idi, 24 milyar lira. 24 milyar lira destekleme veriyorsun ama kanun sana 54 vereceksin en az diyor, emrediyor. Şimdi miktarın, hacmin yanı sıra desteklemenin yöntemini de doğru kurgulayacaksın. Tarıma verilen destekleme ülkenin ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerini, tarım ürünlerini güvencesini sağlayacak planlamayla. Üretim planlaması ve üretim desenini doğru, evet, kurgulamakla olur. Bergama'da pamuğa destek veriyorum, prim, yüksek prim vereceksin. Evet. Orada üretici heyecanla pamuk üretecek. Söke'de pamuğa veriyorum diyeceksin, heyecanla pamuğunu üretecek. Ama kalkıp Söke'de pamuk dışında efendim size şeyde işte şeftalik, armut, kayısı vesaire yok yani. Orada ne yapılacaksa, evet, yani coğrafi bölgelere göre, evet, havza bazında ve ürün bazında ve ürün verimliliğiyle orantılı, verimi ve verimliliği teşvik eden, kaliteyi teşvik eden, sağlıklı, güvenli gıdayı teşvik eden, çevreyi koruyan, toprağı, suyu koruyucu önlemleri de teşvik eden destekleme modeliyle ve doğru miktarda üreticinin de kar edebildiği, mutlu, mesut, huzurlu kırda, köyünde çocuklarının gelecek güven şeyi, endişesi yaşamadığı bir modeli, destekleme modelini de derhal yapacağımız ilk iş, evet, bu olacaktır. Bunu da söylemek isterim. Hemen ben 2021 İzmir yatırımlarına geçeceğim ama şurada o sizin basın açıklamanızda ben şey okumuştum. Gıda tarım ürünleri piyasa değerlendirme, tabii, kurulundan, tabii, ve rekabet kurulundan, tabii, bahsetmiştiniz. İşte Kiraz'da bunu harekete geçmiştiler. Rekabet kurulu ne yapabilir? Yani ne diyebilir orada? Tam anlamıyla yani bizim anlayacağımız bir şekilde şöyle bir cümleyle anlatacak olursak. Rekabet kurulu
rekabet kanunu var diyorsunuz. Evet. O kanun çerçevesinde oluşturulan bir kurum. Serbest piyasa ekonomisinde piyasanın rekabet edebilir ortamını engelleyen durumlara karşı önlem alan yani bir kurum. O zaman üreticiyle alıcı arasındaki denge. Üretici ürününü, mesela kiraz üretilsin. Kiraz hasar ettikten sonra 2 gün en fazla depoda tutabilirsiniz. Evet. Sapı kurur, dökülür vesaire. Zaten o kiraz yani 30 liraya vereceğiniz kiraz 10 liraya düşer. Alıcı bulamazsınız. Evet. Onun için kirazı 2 gün içerisinde pazara sunmanız lazım. Tüketiciyle buluşması lazım. Şimdi alıcılar eğer kendi aralarında kartel dediğimiz yasa dışı suç olan bir birliktelik, bir sözlü de olsa bir anlaşma yapıp hatta yazılısının bile olduğunu fiyat kırarsa, fiyat düşürürse kendi, mesela fındıkta oluyor bu. Evet. Fındıkta bir tane bir İtalyan firması küçük olan alıcıları da sizin şeyinizle ben alacağım ama şu fiyatın üstünde vermeyeceksiniz deyip bütün sektörde ürün fiyatını, fındık fiyatını belirleyen bir İtalyan firması istediği fiyattan dünya fındığının %70'ini üreten bizim Karadeniz bölgemiz, çiftçimiz fındık fiyatlarından eziliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ama siz işte o İtalyan, Alman markalarda çikolataları tüketiyorsunuz. Hangi fındıkla? Bizim o çiftçinin fındığıyla. Evet. Şimdi bu kartel dediğimiz yapıyı kırmak, bunu denetlemek, bununla ilgili araştırma, inceleme yapmak bu ve tespit göre ettiği durumda o firmalara, alıcı firmalara gerekli cezai müeyyideyi uygulamak Rekabet Kurulu'nun görevi. Hı. Şimdi herhalde el atmalı dediğinize göre şu an Rekabet Kurulu müdahil ben, değil. Ben bundan bir sene öncesinde bu Rekabet Kurulu'na gelen tarım ürünleriyle ilgili kaç konu olmuş diye bakmıştım. Yıl içerisinde 40 küsur konu vardı tarım ürünleriyle ilgili. Bunun ikisi ya da üçü çiftçinin lehinde sonuçlanmış. Diğerleri rekabeti şey yapan, ortadan kaldıran bir durum yoktur demiş. Halbuki var. Yani siz kiraz alıcısınız, ben öyleyim. Ama büyük alıcılardan öyle küçük alıcı alıp işte götürüp pazar yerine satan, hale götürüp satandan bahsetmiyorum. Onlar işte üreticiyle zaten pazarlık edip alıyorlar şeyi. Evet. Pazar yerinde alıyorlar. Büyük alıcılar bunların arasındaki fiyat politikası, fiyat kırma politikasını çiftçi yaşıyor. Bunu söylüyorum. İşte bunun için kurulmuş aynı zamanda bir de piyasaları denetleme komitesi var. Gıda ve tarım ürün piyasaları izleme denetleme komitesi. Başında Merkez Bankası Başkanı var. Hazine Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, bir de Tarım Bakanı var. Tarımcı olan bir tek o. Gıda ve tarım ürün piyasalarını izliyorsun, denetliyorsun. Bunun mali durumunu, finansman durumunu, finans akışlarını falan piyasayı denetliyorsun. Belki mali ve finansman konularında uzman yetkililer olabilir. Ama tarımda bir tarım bakanı var. Ve ben doğru dürüst bugüne kadar ne toplanmışlar, ne zaman toplanmışlar, daha doğrusu toplanmışlar, şu gün toplanıldı, şu gün toplanıldı. Ne karar almışlar? Çiftçinin lehinde, piyasalar lehinde ne karar almışlar? Bu an, şu ana kadar bir şey görmedim. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim başkanım. Zaten üretici, birçok insan belki yanlış biliyor ama üretici şu anda kazanmanın derdinde değil, ayakta kalabilmenin derdinde. Çünkü şu andaki mevcut durum ayakta kalmasına bile imkan tanımıyor. Evet. Ya o anlamda kazanmayı geçmiş, ayakta kalmanın mücadelesini veriyor. Evet, başkanım, bir açıklamanız daha vardı. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığı'nın sanırım bir 2021 yılı yatırım programı İzmir Payı ile ilgili bunu konuşacağız ama onun öncesinde sizin İzmir Valisi'ne yönelik Sayın Vali dosyaları eline alsın, İzmir'e yapılmayan yatırımların takibi için Ankara'ya gitsin şeklinde bir açıklamanız vardı. Evet. Öncelikle bu eleştiriye neden gerek duydunuz? Bununla başlayıp o 2021 yatırımlarındaki İzmir payını konuşmak istiyorum. Çünkü ben haberlerinizden okudum. Enteresan yerleri almışsınız ve benim çok hoşuma gitti. Umarım izleyenler de bu konuda bilgileneceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi tabii şunu söylemek isterim. Öncelikle Sayın Vali Mülk İdare Amiridir. Devletin temsilcisidir. Sayın Vali'yi siyasi tartışmaların içine çekmek benim asla arzu etmediğim bir durumdur.
Ama Sayın Vali'nin veya devletin herhangi bir yetkilisi, sorumlusu, devlet evet. adına, millet adına görev yapan kim olursa olsun, bakın kim olursa olsun, bir yanlış, bir hata, bir eksik, bir kusur var ise bunu ortaya koymak veya daha iyi milletimiz için, halkımız için, yani İzmir için, İzmir yurttaşlarımız için, doğamız için, vatanımız için daha iyi olmasını arzu ettiğim bir durum varsa da onu da ifade etmek benim de milletvekili olarak millete karşı sorumluluğum. Millet bana bunun için görev verdi. Millet bana aman Sayın Valiye dokunma, ses etme. Aman aslında çok Sayın kötü bir eleştiri dokunma. Değil yani. Ha, eleştiri bir temenni değil. Bakın, gibi bir şey ayrıca. Yani. Şunu söylemek isterim. Ben kamuda 25 yıl çalışmış, evet. belediye başkanlığı ile birlikte 30 yıl kamuda görev yapmış. Kamu adabı, devlet kültürünü, kamu kültürünü çok iyi bilen birisin. O nedenle ne saygıda, evet. ne hitapta, ne üslubunda asla kusurda bulunmam. Ama bir devlet yetkilisine görevini de eksik yapıyorsa milletten aldığım yetki ve sorumluluğun gereği olarak hatırlatmaktır evet. görevim. Şimdi Sayın Vali geçenlerde bir açıklama yapmıştı. İzmir yatırımlarından bahsetti. Ben de 2-3 aydır hatta bu yıl başından beridir şu bahsettiğiniz yatırım programına değiniriz evet, birazdan. Evet, evet. Bunun üzerinde çalışıyorum. Bir sürü soru önergesi verdim. Yani şu 2021 yılı yatırım programındaki İzmir ile ilgili ne kadar yatırım varsa evet. aksayan ne kadar yatırım varsa hepsini sordum şey bakanlıkları. Hala yanıt bekliyorum. Aylardır böyle. İzmir'in yatırımlarını sordum. Hala yani İzmir genelinin yatırımlarıyla ilgili. Yani İzmir'le ilgili hemen hemen her konuda ne kadar sorunu varsa soru önergesi verdim. Yanıt bekliyorum. Ya geç geliyor ya geliyorsa da verdiğim sorulara yanıt değil tam tersine geçiştiren işte çalışmalarımız devam etmektedir. Yani ne çalışması bana ben onu soruyorum zaten. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir diye yani sorunun karşılığı olmayan yanıtlar alıyorum. Şimdi o nedenle Sayın Maliye de şunu dedim. İzmir'in yatırımları eğer o kadar şey yapıyorsanız ben de söylüyorum işte bakın kamu yatırımları bunlar İzmir'de. Sayın Vali de eğer İzmir'in valisi olarak öyle görev yapıyor. Dolayısıyla yatırımlarla ilgili İzmir'in haklarını korumak ve kollamak gibi bir görevi de ortadayken bu projeler neyse yapılmayan, eksik kalan, yıl içerisinde bu 2021 yılında öncelikler arasında yer almayan ilgili bakanlıklardan bunlara gidip rica edebilir. Yani bu İzmir'in şöyle bir ihtiyacı var. Bu konudaki yatırımlarınızı öncelikle alabilirseniz İzmir'imize, İzmir halkına bir fayda yarar. Yani merkezi yönetim. Zaten kendisi söylüyor. Merkezi yönetim. Bir gayret içerisinde merkezi ama yerel yönetim. Temsilcisiyim diyor Sayın Mali. Bir konuşmasında, bir röportajında. Evet. Yani tabii ki öyle. Yani tabii bu, ki bu, siyasi polemiklerin içerisine girmesini asla arzu etmem. Yani başkanım sizin bu çağrıyı Sayın Vali'nin ilk koordinasyon kurulu toplantısında yaptığı merkezi yönetim bir gayret içerisinde ama yerel yönetimlerden bir hareket yok şeklinde bir açıklama yaptığından ötürü mü söylüyorsunuz ki bu o açıklama... anlama gelen. Bakın, anlama gelen. O tam anlama olarak gelen. Değil. Yani evet. işte yereldeki sorunlar, trafik sorunu vesaire gittikçe büyüyor. Tamam merkezi yönetimde iyi yatırımlar yapıyor gibi bir şey var. Yani merkezi yönetimin yatırımlarını tabii ki devletin yatırımı sonuçta. Yani evet. kimsenin babasının malı değil buraya gelen yatırım. Yani siyasi iktidarın, AKP iktidarının babasının malı değil. Kendi cebinden vermiyor. Devletin hepimizin parasından, vergileriyle elde edilen gelir üzerinden veriliyor. Dolayısıyla merkezi yönetim yatırım zengini İzmir'de, yerel yönetimler yatırımlarında bir takım sorunlar, sıkıntılar var. İzmir bu sorunları, sıkıntıları yaşıyor. Bu bir algıya neden olur. Ben de kendisine rica ettim. Yani bu 2021 yılı yatırım programında sizin dediğiniz gibi değil evet. Sayın Vali. Yani buradaki yatırımlara baktığımızda konuşalım istiyorum. Bunları tek evet. tek hatta böyle kısa kısa geçmek istiyorum. Evet. Bunların dosyalarını İzmir'in valisi olarak bakın tekrar söylüyorum siyasi bir polemik içerisine çekmek niyetiyle değil ve şu anda yaptığım konuşma ve söylem de bir siyasi bir konuşma değil. Ben de İzmir adına
valinin bakışıyla bir devlet görevlisi evet. Bakışıyla İzmir'e doğru evet. doğru yatırım. Yani yerel yönetimler de yapsın, merkez yönetim de yapsın. Sonuçta yerel yönetim bölüm parası da vatandaşın cebinden alınan vergilerle yapılan işler, merkezi yönetim de öyle. Neyse. Şimdi bak, yani bu 2021 yılı yatırım programı. Siz bahsettiğiniz şey bu. Evet. Yani 2021 yılı yatırım programı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı strateji bütçe başkanı. Her yıl yayınlanıyor bu. Bu gizli saklı bir program değil. Web sayfasına girerseniz görürsünüz. 2021, 2020, 19, 18, 17 geriye dönük. Hatta belli bir dönemden öncesinde de Devlet Planlama Teşkilatı'nın yayınladığı bir program evet. şeklinde devam ediyor. Şimdi bu yatırım, kamu yatırımları bunlar. Ve bunun içerisinde özel bütçeli ve genel bütçeli idareler, kamu idareleri var, üniversiteler var, bazı büyükşehir belediyeleri merkezi yönetim bütçesinde kaynaklı yapılan yatırımlar var büyükşehir belediyelerinde. Yani bütün kamu idareleri var. Yerel yönetimler, ilçe belediyeleri yok sadece. Ama şeyler var, üniversiteler var. Üniversiteler, büyükşehir belediyeleri. İşte Devlet Demiryolları, Karayolları, Ulaştırma Bakanlığı, yani aklınıza gelecek. Üniversiteler ve belediye, büyükşehir belediyesi çıktıktan kamu sonra... Kamu siz, devletin yatırımları burada. İzmir'e 3 milyar ayrıldığından bahsettiniz, doğru mu? Doğrudur. Aynen şunu söyleyebilirim. Şimdi İzmir'deki, ben İzmir... çünkü bu yatırım programındaki şey sayfa sayfa taradığınızda ili İzmir, ili de yazıyor. İli, anladım. İzmir. İzmir dışında mesela bir İzmir Ankara yüksek hızlı tren yapımı var projesi. Ama bu sadece orada İzmir, Afyon, Uşak, Ankara gibi o yüksek hızlı tren hangi illerden geçiyorsa bütün iller yazıyor. Ben İzmir ilinin geçtiği tüm projeleri çıkardım. Hepsi burada. Bu projelerin içerisinde hepsinin proje sahibi kim, proje nosu, karakteristiği, mesela Küçük Menderes Beydağ Barajı örneği geldi şimdi önüme. Karakteristiği 248.3 hektar metreküp depolama ve 19.650 hektar sulama amaçlı bir proje. 91 yılı dönemi var, 91-2026. Tutarı var 2 milyar lira. Harcanan bugüne kadar ne harcanmış? 1,5 milyar lira. Kalan ödenek harcanmamış olan 546 küsür. 2021 yılında ne ödenek ayrılmış? İşte 15 milyon lira. Yani 546 milyonuna ihtiyacı olan Beydağ dahil barajı 546 milyon liralık ihtiyacı yatırım var. Gerektiren. Ama 15 milyon ayrılmış 2021 yılında. 15 milyon. 16 milyon harcanamaz yani. Yani 15.682 15.5-16 diyelim ona orta. Hadi yuvarlayalım. Top 16 milyon lira. Yani 546 milyon liralık daha ödeneği var. Daha doğrusu bütçesi var, bütçe öngörülmüş projede, kalan bütçe 16 milyon. Dolayısıyla 2026'ya kadar, bakın 2019 yılında 2022'de bitmesi öngörülen bir projeydi, 2019'da. 2020'de bu uzatılmış, 2023 ya da 2024'de. Şimdi 2021 yatırım programı 2026'ya uzatılmış, haberi öteleniyor. Yani ama baraj proje, yaptık o baraj. Proje yapılan projelerde baraj yaptık deniyor ama. Evet yani. Evet. Ama Beydağ Barajı 3. merhalesi. Yani sulama baraj yapımı, sulaması devam ediyor, evet. Sulama yatırımları vesaire. Ama bir bütündür bu baraj dediğimizde. Şu anda 3. merhalesi. Evet. O da şöyle, 3 etapta oluşan bu proje, su tutma kapasitesi yeterli olmadığı için ilave su temini için 3. etap devam ediyor. Barajı besleyecek ilave su temini sağlayan bir yatırıma daha devam ediliyor projede. Evet. 3'te 2'si tamamlanmış. Şu anda 120 bin dekar arazi, yani 12 bin hektar basınçlı boru sistemiyle sulanıyor. Proje tamamlandığında Beydağ Barajı Küçük Menderes Ovası'nda 196 bin, yani yaklaşık 76 bin dekar, 77 bin dekar daha sulama bekliyor. Bu tamamlanırsa projenin kalan kısmı ve 2021 yılı ödeneğine bakılacak olursa 6 yılı daha var ama bu gidişle 2020'de bitirilemeyecek. Ha, demem şu, bütün bu projelerin 2021 yılında ayrılmış ödenekleri toplamı, üniversiteler yok burada dediğim tamam. gibi. Üniversitede çok fazla bir yatırım şeyi de yok zaten. Yani birkaç bina vesaire vesaire. 3 milyar lira, yaklaşık 3 milyar liralık bir toplam ödenek İzmir'e ayrılmış kamu yatırımlarında.
Bunun içinde, bu 3 milyar içinde Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı da var. Ki o da yaklaşık 2,5 milyar liralık bir proje. 3 milyardan 2,5'u çıkarırsanız 500 milyon kalıyor. Peki 2021 yılında ayrılan mı 2,5 milyar yoksa... 2021 yılı... Yok, onu anladım. Şimdi mesela az önce Beydağ Barajı ile ilgili konuştuk ya, 500 milyon lazımken... Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının 2021 yılı toplam ödeneği 2,5 milyar. Anladım şimdi. 2,5 tamam. Milyar oraya... Ama İzmir onun 5'te 1'i falan, 4'te 1'i, 5'te 1'i kısmını teşkil ediyor. Yani İzmir içinde geçen hat yatırım. Dolayısıyla o projenin tamamını İzmir'e yatırım olarak düşünmek yanlış olur. Çünkü hat üzerindeki bütün illeri ilgilendiriyor. Ankara'yı da ilgilendiriyor o zaman, ona bakarsanız. Ankara'ya da bu. Onu 2,5 milyarın 500 milyonu İzmir'i desen, 5'te 1'i, bu 500-500 1 milyar liralık bir yatırım. O kadar. Yani evet. İzmir'e yapılacak olan kamu yatırımı. Yani İzmir'in nüfusu, ülke nüfusunun %5.25'ini teşkil ediyor İzmir. 2019 yılı yatırım bütçesinde, ben bunu sordum da strateji bütçe başkanlığına, bana işte web sayfasında var, yani verilen yanıt, evet. Ben İzmir'e yapılan yatırım sordum, bana gelen yanıtta yatırımları biz il bazında dağıtmıyoruz. Ama il bazında bazı verilere web sayfasına ulaşabilirsiniz. Gelen yanıt bu. O kadar. Yani bu konudaki basın açıklamanızı sevgili izleyenler, takip eden okurlarsa enteresan orada tespitleriniz var. Örneğin bitti sanılan ama hala bitmeyen projeler var diyerek Sabuncubeli tünelini örnek göstermişsiniz. Ve burada da 317 milyonluk ödeneği varken bu yıl ayrılan miktarın 10 milyon şeklinde olduğunu ve aslında bakarsanız bu örnekten yola çıkarak da şu aklıma geliyor. Yani bir süsleme var. Görüntüde bir şeyler var ama teşkilatı, müştemilatı tamamlanmadığı için eksik olan birçok husus var. Evet. Yani buraya baktığımızda 494 milyona tünel yapılmış ve oraya 317 milyon daha gerekiyor ki o tünelin gerçekten işlevini yerine getirmesi anlamında. Ama bu yıl ayrılan ödenek 10 milyon lira. Evet. Gerçekten o basın açıklamasını ben izleyenlerimizin okumasını isterim. Bunun gibi ödemiş Kiraz Demiryolu projesine 1000 lira. Yani komik rakamlar ayrıldığını görüyoruz. 1000 lira ödenek ayrılıyor mesela buraya. Evet. Bakın o Sabuncubeli projesinin doğru rakamlarını hemen buradan size okuyacağım. Çünkü sonradan yok öyle değildi. Bakın İzmir-Manisa proje şu. Evet. İzmir-Manisa devlet yolunda Sabuncubeli tüneli ve bağlantı yolları projesi. Projenin adı bu. 2015'te başlamış. 2023'te bitmesi öngörülen bir proje. 812 milyon liralık bir bütçe. Doğru, var. Az önce verdiğim rakamlar. Sizin açıklamanız 494 oldu. Milyon harcanmış. Yapılmış. 317 milyon bütçede kalan var. Bu yıl 2021 milyon. Yılında 10 milyon harcı. Deniyor ki bu yani burada Sabuncubeli tünelinden geçiyoruz şu anda. Evet. Tamam, güzel. Yani Sabuncubeli'nin o yukarıdan virajlı, tehlikeli, riskli şeyi ortadan kalkmış durumda. Ama proje bitmiş değil ki. Bitmedi. Yani o projenin tünel o kadar daha var ve diğer bağlantı yolları falan daha yapılması gereken işleri var. Bitmiş olsa zaten kamu yatırım programında olmaz. Yani evet. Şu Cumhurbaşkanı'nın programında yer almaz. Ben buradan okuyorum bunu. Şimdi bakın. Kemalpaşa Yiğitler Barajı sulama projesi. Evet. Mümkün değil bitmesi. 322 milyonluk bütçenin 287 milyonu daha hala kalmış. 11 milyon lira. Ödemiş Rahmanlar sulaması, o bitecek gibi görünüyor seneye, önümüzdeki yıl. Bakırçay Mansap Ovaları projesi, Bakırçay'ın. Yani bu da bir sulama projesi. 15 milyon lira ödenek ayrılmış. Ama daha 1 milyar 81 milyon lira daha kalan şeyi var bütçenin, ödeneği var. Yani bunun bitmesi zaten mümkün değil. 2022'de bitmesi öngörülmüş ilk. 2026'ya kadar uzatılmış. Hep yani Bergama, bakın iki tane proje var. Mesela Sayın Mahallenin bu konuda yani rica ediyoruz madem öyle yapalım. Bu iki projenin ödeneklerine varsa yedek ödenekten kaynak aktarılması ve bu iki projenin İzmir'e bu yıl içerisinde büyük bir yol kat edilmesini talep ediyorum. Bir tanesi Ali Ağa Bergama demiryolu hattı.
Yani bu Ali Ağa Bergama, Ali Ağa Çandarlı Bergama demiryolu yeni demiryolu yapımı bu. Bunun güzergahı falan da zannediyorum belirlendi, belirlenmek üzere ya da devam ediyor. Yani bu nedir bu biliyor musunuz? Bu İzban'ın Ali Ağa'da biten İzban hattını Bergama'ya uzatan demiryolu hattıdır bu. 1 milyon 154 milyon 484 bin liralık bir proje bütçesi olan bir yatırım. Halen daha 1 milyon 154 bin 488 bin lira. 1 milyar 154 milyon için. 1000 lira ödenek konmuş. Evet. 1000 lira. Yani 1000 lira ödenek değil zaten. O proje şeyde yatırım programında yer alsın diye bir iz bedel gibi konan bir değer o. Yani bu ben bu hattı yapmayacağım diyor 2021 yılında merkezi yönetim. Niye yapmasın? Biz istiyoruz. İzban hattı işte bir yan, diğer yandan da kent içi ulaşımda trafik yoğunluğu vesaire diyorsak biz kent içi trafik yoğunluğunu arttıran karayolu değil toplu ulaşım yatırımlarını evet. En azından merkezi yönetimin bu anlamda gerekli yatırımlarını da yapmasını bekleriz. Bu bir. İkincisi bir de şey var. Halkapınar Otogar. Değil mi? Evet. Otogarla Halkapınar'ı birbirine bağlayan metro hattı. Biz bunu da bekliyoruz. Şimdi o ne alaka falan denebilir. Halkapınar Otogar hattının metro hattının sorumluluğu şeyde Ulaştırma Bakanlığı. Tabii Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda. Halkapınar Otogar Raylı Sistem hattı. Metro hattı. Bu hattı onlar yapacak. Büyükşehir Belediyesi de o hattı kiralayarak metro ulaşımını otogara kadar uzatacak. Hatta evet. Onun sonrası Pınarbaşı'na kadar uzaması bekleniyor. Kabul edildi proje, yatırım programı 2014'ten alındı. Beri var olan bir proje. 3 milyar 349 milyon 379 bin liralık proje bir proje. Bugüne kadar harcanan 0. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı. Kalan aynen bütçe duruyor. 2021 yılı ödeneği de 3 bin lira. 3 bin lira. Yani 3 yani milyon lira. 1000 lira değil 3 bin lira. Onun sebebi de projenin ödeneği 1 milyar her 1 milyar için 1000 lira koymuşlar. 3 milyarı geçtiği için 3 bin lira koymuşlar. Yani bunu da yapmayacağım diyor. Yani merkezi yönetimin Ulaştırma Bakanlığı'nın, hükümetin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu hükümetin İzmir'deki yapmayacağım dediği projelerden bir tanesi bu. Birçok var. Yani saysam evet. Hızlı geçeceğim. Zamanımız dar evet, biliyorum. Böylece bakıyorsunuz. 5 dakikamız kaldı. Çok hızlı geçeceğim. Evet. Herkes bilsin. Bergama Soma Demiryolu projesi. Ayrılan ödenek 1000 lira. Evet. Yapılmayacak deniyor. Ankara İzmir Yüksek Standart Demiryolu dedik. Torbalı ödemiş Çatal Tire Demiryolu. Bunun bitmesi bu ayrılan ödenekle mümkün değil. Ali Ağa Çandarlı Bergama dedik. Biçerova Ali Ağa İltisak Hattı projesi yapmayacağım deniyor. Ödemiş evet. Kiraz Demiryolu Ödemiş Kiraz Demiryolu projesi. Evet 1000 lira. 1000 lira. 589 milyon liralık proje ödenek duruyor 1000 lira. 1000 lira koymuş bütçeye. Yapılmayacak. Evet. Ondan sonra Selçuk Ortaklar Yeni Demiryolu ve ikinci hat yapımı 4,5 milyar liralık bir proje 1000 lira. 1000 lira yapılmayacak. Yani Selçuk Ortaklar Yeni Demiryolu düşünülmüyor. Devam ediyorum. İzmir Limanı Modernizasyon Projeleri. Alt projeleri var. Hepsi 1000 İzmir Limanı Modernizasyonu yapılmayacak deniyor. Devam ediyorum. Bursa Balıkesir İzmir Bölünmüş Yol Projesi 20 bin lira konmuş. 3 ili kapsayan bölünmüş. Zaten bu otoyol yapıyoruz diyerek bir de yap işlet devletle yapılan otoyollar daha çok araç oraları kullansın diye bu tür bölünmüş yol projelerini de hep ötelemişler. Yani otoban yapıyoruz nasıl olsa orada yap işlet devletle. Sivrihisar Afyon İzmir bölünmüş yolu aynı şekilde. Ali Ağa Ayvalık bölünmüş yol projesi 1000 lira ödenek konmuş. Selçuk Kuşadası Söke bölünmüş yol projesi 1000 lira konmuş. Bergama Soma Akhisar Karayolu projesi 1000 lira ödenek konmuş. Hepsi öyle. Evet. Yani bunların kamu yatırım programı bu. Başkanım, yani süremiz bu anlaşıldı, bize ayrılan kabul edilebilir değil. Sonuna geldik. Son olarak şunu söyleyeceğim. Son olarak İzmir Karaburun içme suyu projesi. Evet. Bu Çeşme Karareis Barajı ile Salman Barajı'nı ikisini de kapsayan bir proje. 169.6 milyar lira ödenek bekliyor. 20 milyon lira ayrılmış. 2023'te yapılması öngörülüyormuş daha önce.
Geçen sene 2024'de, bu sene 2025'e uzatılmış. Bir de içme suyu yani. İçme suyu ki bölgenin en temel ihtiyaçlarından birisi. Başkanım, ben o başarılı tespitlerinizden dolayı size programımızın hatırası olarak bu Ödemiş Efes'ini armağan ediyorum. İnşallah bizi hatırlarsınız. Çok baktığınızda. Hakikaten güzel bir, verimli bir program oldu. Aslında ben deprem komisyonu üyesi de olmanız hasebiyle depremle ilgili kısma da girmek istiyordum, konuşmak istiyordum. Evet. Ama rapor tamamlandığında inşallah bildiğim kadarıyla rapor yazılmadı. Yazı başarısında şu anda. Yazıldıktan sonra inşallah başka bir program gerçekleştiririz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alalım. Ondan sonra da program kapatalım. Yani tabii bütün derdimiz devletimizin bütün kurumlarıyla, merkezi veya yerel yönetimleriyle, koordinasyon içerisinde, üniversiteleriyle, merkezi yönetim kurumlarıyla, yani genel ve özel bütçeli bütün kamu idareleri el birliğiyle, halktan alınan verginin, kuruş verginin karşılığında doğru işler yapabilmek adına takip, bir işbirliği, koordinasyon ve bizlere düşen görevde sizler basın olarak, evet, basın ve medya kuruluşları olarak bunu kamuoyuyla paylaşarak halkı aydınlatma, doğru bilgi verme. Bizler de işte milletvekilleri ve yetkili kişiler olarak, makamlar olarak bunu gözetmek, denetlemek, bu konuda elimizden geldiğince bunu sağlamakla mükellefiz. Hepsi İzmir halkımızın, aslında milletimizin, vatanımızın geleceği, huzuru, refahı için diyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir yayında bunları ifade etme fırsatı verdiğiniz için sağ olun, size başkanım. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Profesör Doktor Sayın Kamil Okyay Sındır oldu. Kendisiyle üreticinin sorunlarını konuştuk ve 2021 İzmir yatırımlarını konuştuk. Kendisine bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftada yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum.